Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turu muslumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kastamonu'dan. Kastamonu Bozkurt. Bozkurt Cumhuriyet Meydanı ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Evo'yla dondurma kafeden sizlere sesleniyoruz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Evrim Ölçer hanımefendi bulunmakta. Evrim Hanım aslında sektöre girişi 2 yıllık kısa bir süreyi kapsasa da çok kısa zamanda da bölgesinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla bugün ciddi anlamda gerek bölgenin gerekse sektörün en fazla tercih edilen işletmelerinden biri olarak hizmet yürütmekte. Bakalım bu harflerde işletme, verdikleri hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesi konusunda bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Evrim Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok Allah sağ olun. Allah iyilikler versin. Çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Evo ile dondurma kafeye dair tüm detay bilgilerinizi ben sevgili izleyicilerimize aktarmaktan keyif duyacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek amaçlı sormak istiyorum. Sayın Evrim Ölçer, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı? Ben Evrim Ölçer, aslen Bozkurtluyum. İstanbul'dan İstanbul Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Orada çeşitli ticari işlerle ilgilendikten sonra İzmir'de bir dondurma ustasından bu işi öğrendim ve kendimi geliştire geliştire daha farklı dondurmalar yaratmaya çama gösteriyorum. Buradayım. Oradan buraya geldim. Oradan aldığınız eğitimlerin, İzmir'den aldığınız dondurma ile ilgili eğitimlerin üzerine evet. Size has özellikleri de katarak, Evrim'e ait o katkıları da yaparak harikulade bir işletmeciye döndünüz. 2021 sektöre girişiniz çok yakın bir süre. Çok yakın. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi yine burada verilen hizmetlerinize değinmeden önce değerli izleyicilerimize konumunuzdan bir kez söz etmek istiyorum. Tabii. Bulunduğumuz yer Bozkurt dedik. Kastamonu Bozkurt ve Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı. Tam da meydanı. Çok lojistik bir noktada yer almaktayız. Yaklaşık kaç metrekare bir alandan oluşmakta burası? Yerimiz 90 metrekare bir alandan oluşmakta ama dışarıda da mevcut oturma yerlerimiz de var. Şimdi 90 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 250 metrekareye yakın bir alan içerisinde misafirlerinizi evet. ağırlamaktasınız. Ki bir çırpıda ağırlayabileceğiniz misafir sayısı 80 kişiyi ayarlayabiliyoruz. Şu an 80-90 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Evet, şu an Ancak talep artarsa tabii ki de yerimiz mevcut, büyütme imkanımız da var. Yani bu alanın tamamını dahi kullanabilmek. Aynen, hepsini kullanabiliyoruz. Her gün biraz daha genişleyerek inşallah. İnşallah. biz yetişemeyeceğiz diyoruz. Şimdi burada 80 kişi aynı anda hizmet verebilmek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan sayısı? 9 kişi. 9 kişi. Uzman bir ekibimiz var. Aile işletmesi aslında. Aile işletmesiyiz aslında. Onlar da sizinle birlikte bu mesleğe başladıkları için en az sizin evet. tecrübeniz kadar tecrübe sahibiler evet. diyelim. Peki gelen konuklarımıza baktığımızda ağırlıklı olarak misafirleriniz nerelerden gelmekte? Misafirlerimiz ağırlıklı olarak bu yöre tatil yöresi oldu, bölgesi olduğu için genelde İstanbul, Hollanda, Almanya tarafından gelenler çok fazla. Sadece sınırlı değil. Yazın zaten buranın nüfusu inanılmaz artıyor ve çok keyifli bir hale dönüşüyor. Atmosfer çok güzel oluyor yani. Şimdi sizinle yaptığım güzel sohbet esnasında eksik olmayı bize diye bilgiler verdiniz. Bölgenin insanlarının büyük çoğunluğu gurbetçi. Gerek Türkiye'nin birçok noktasında büyük şehirlerinde evet. gerekse yurt dışında kalan çok sayıda vatandaşımız var. Hı-hı. Özellikle de yazları. Evet yazları. Sayının yani nüfusun inanılmaz artıyor. Evet. Bir duruma geliyormuş. Hı-hı. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biraz özellikle gelen konuklarınıza sunduğunuz ürünlerden söz etmek istiyorum. Olmazsa olmazımız dondurma. Evet dondurmalarımız. Ancak sadece dondurmayla da sınırlı değil. İkramlarımız. Neler var efendim işletmemizde? Öncelikle size dondurmamızdan bahsetmek Lütfen. İstiyorum. Dondurmalarım tamamen doğal ürünlerden oluşuyor. Gerçek Kastamonu salebi kullanıyorum. Günlük olarak aldığım inek sütünden inanılmaz güzel dondurmalar üretebiliyorum. Her zaman kaliteli ürünler kullanmaya bir çaba gösteriyorum. Doğal ürün kullanmanın aslında bir takım riskleri de var. Yani bunun raf evet. ömrü yok. Evet. Doğal olarak da bir yerlere paketleyip gönderebilme imkanımız yok falan ama sizin ısrarla bunu devam ettirmeniz, kaliteden asla ödün vermemeniz de çok çok önemli. Çok Peki çok dondurma önemli. Olarak baktığımızda kaç çeşit yaklaşık dondurmaya sunabildiğimiz bu? Rayonda 18 çeşit dondurmamız var ama bunun haricinde ben özel dondurmalar üretiyorum ve rayona tekrar hani koyuyorum. Baksınlar, görsünler diye. Harika. Sürpriz yapmayı çok seviyorum Harika. Müşterilerime. Sıcak soğuk içeceklerimiz sıcak, var. Sıcak soğuk içeceklerimiz var. Kahvelerimiz mevcut. Pastalarımız da limonatamız da doğal. El yapımı limonatadır. Çok güzeldir Harika. O da. Pastalarımız da var. Evet.
aynı mutlaka şekilde. Mutlaka tercih edilmenin sebeplerinden bir tanesini aslında söylediniz. Mutlaka doğal kaliteli ürün kullanmak. Evet. Bu çok çok önemlidir. Çok önemli. Ama ben iki tanesi çok bariz olan bu özelliklerden sonra yine sormak istiyorum. Bir tanesi mutlaka güler yüzünüz. Çok teşekkür ederim, siz de öylesiniz. Gelen insanlar sizlerle belki ürünü yemekten ziyade sohbet etmekten büyük keyif alıyorlar. Siz iyi bir işletmecilik yapıyorsunuz, sizi gönülden kutluyorum. Çok teşekkür. Yine dondurmanızın mutlaka lezzetli, doğal oluşu çok çok önemli. Hı-hı. İçerideki rahatlık, ferahlık çok iyi. Yine de sormak istiyorum. Sektörde sizin gibi hizmet veren birçok işletme varken size göre müşterinin sizi tercih etme sebebi nedir efendim? Öncelikle ben güler yüz olduğuna inanıyorum. İlk etapta bunu söyleyebilirim ve kullandığımız ürünler hakikaten çok kaliteli, güzel ürünler kullanıyoruz. Ve dondurma yapımında -40 derece bir şoklama makinem var. Dondurma yaptığım anda direkt dolaba atmak yerine o şoklama dolabında muhafaza ediyorum. Daha sonra bu da mikropların kırılmasına, evet, yani mikropların kırılmasına da yardımcı oluyor. Birçok işletme de maalesef kullanmıyor. Birçok işletme kullanmıyor. Bu da bir ayrıcalık. Bu da bir ayrıcalık tabii ki de. Peki, şimdi gelen misafirlerimize baktığımızda gerek Türkiye'nin birçok ilinden gerekse yurt dışından gelen konuklarımızın da burada ağırlandığını göz önüne alırsak, bizi izleyen izleyicilerimiz sizlerle irtibata geçmek, sizlerle tanışmak, sizden hizmet ve ürün almak isterse size nerelerden ve nasıl ulaşacaklar efendim? Bozkurt'tayız. Kastamonu Bozkurt dediğiniz anda, Evo'yla dediğiniz anda biz buradayız. O kadar basit aslında. Her bölümde bize bakma imkanları evet, var. Evet, sosyal medyada Evo'yla Dondurma Kafe adıyla orada hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz hizmetlere dair orada görsellerimiz de mevcut. Var. Her şey var. Ayrıca telefon numaramız da var. Telefon numaralarımız size da var. Size ulaşabilecekleri telefon numarası 533-152-90-13. Şimdi değerli izleyicilerimiz sosyal medya sayfalarından Evo'yla Dondurma Kafe yazdıklarında işletmemizi bulabilecekleri gibi burada verilen hizmetlere dair tüm detay bilgi ve görsellerin de yer aldığı bu çalışmalara ulaşmadıkları gibi aynı zamanda telefonlarımızdan da işletmeye ulaşabiliyorsunuz. Sipariş vermek, hizmet almak, danışmak gibi özellikle Evrim Ölçer hanımefendiye ulaşmak için 0533-152-90-13'ten aramanız yeterli diyoruz. Şimdi çok yeni bir işletmeyiz ancak çok kısa zamanda da çok başarılı bir işletme haline döndü. Evet, şükür. Gönülden sizleri tekrar çok tekrar çok teşekkürler. Tutuyorum. Geleceğe dair projeniz neler yapmayı düşünüyorsunuz? Gelecekte yani yine bu dondurma konusunda hani bir marka yaratmayı düşünüyorum. Kurumsallaşmak istiyorum. Bu konuda öyle düşüncelerim var. Henüz... Neden olmasın? Şube sayısını arttırabiliriz. Tabii daha tabii. Daha geniş alanlar, daha biraz... fazla insana hitap etmek, dünyamızda daha çok insan çalıştırmak gibi projelerimiz elbette olabilir. Tabii. Ama gördüğüm kadarıyla önceliğimiz kaliteden ödün vermemek. Kaliteden ödün vermeden ürünlerimi daha da güzelleştirme çabası içerisindeyim bu aralar. Harikasınız. Şimdi biraz evvel de söyledim. Sektörün yıldız firmasınız. Farkınız dediğimizde siz bir cümlede özetlediniz. Bana göre sektörde çok kısa zamanda zirveye çıkmanız diğer işletmelerden size ayıran özellik olarak biraz evvel de söylediğimiz müşteri memnuniyeti çok çok önemli. Müşterimiz şu anda her da zaman. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde sizleri çoktan beri tanıyan, İşletmenizi açtığınız ilk günden bugüne kadar da sizden hizmet alan ve almaya devam eden çok sayıda değerli izleyicimiz var ki onlar duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaştı. Bugüne kadar portföyünüzü oluşturdular. Oluşturmaya da devam ediyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Bizi tercih eden herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Herkesi tekrar bekliyorum. Efendim kabul edersiniz ki bu kadar kısa sürede burada verilen hizmetlerin tamamını değerli izleyicilerimize sunabilme imkanımız maalesef yok. Evet. Ancak çok yoğun bir temponun içinden bize zaman ayırdınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan izleyicilerimize sizler adına minicik bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Tamam. Değerli izleyicilerimiz sizlere Kastamonu Bozkurt ve sektörünün yıldız firması Evo'yla Dondurma Kafe'den seslendiğimi söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak bizler de size burayı tavsiye ediyoruz. Uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, hijyenik ortamları, güler yüzleri ve belki çok önemlisi müşteri memnuniyetleri ve kendilerini zaten tanıdığınızda aslında çok da fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.